Herkese merhaba, Tol Gözbek ben. Bugünlerde gündeme Yunan gazeteleri tekrar Kıbrıs Barış Harekatı sırasında tarihler 22 Temmuz 1974'ü gösterirken Ege semalarında yaşanan bir dogfight'ı ortaya atıyorlar. Yunanların iddiaları iki Yunan F-5'i karşısına çıkan iki Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-102 ve onların iddiaları bizim F-102'leri düşürdükleri yönünde. Ama Türk Hava Kuvvetleri kaynakları olayı yaşayan insanlarla konuştuğunuz zaman tam tersi anlatılıyor. Bu akşam konuğumuz Levent Başar'a. Sevgili arkadaşım Levent bu konuyla ilgili çok sayıda araştırmaya imza atmış ve aynı zamanda da kitaplara sahip bir havacılık yazarı. En son bu konuyu Türk Hava Kuvvetleri'nde F-102 Delta Dagger kitabında, ki Levent yanlış hatırlamıyorsam 2018'de çıkmıştı bu kitap. 3 yıl önce bu kitapta bu olayın detaylarını kendisi anlatmıştı. Bu gece Levent Başar'a ile beraberiz ve Levent bize bu olayın detaylarını anlatacak. Ve tabii ki Levent'le beraber de biz bu olayın kahramanlarından emekli albay Vasıf Sayın'la da beraber bir görüşmemiz olmuştu. Bunlarla ilgili de beraber konuşacağız. Levent, öncelikle hoş geldin. Çok teşekkürler. Hoş bulduk Tolga'cığım. Yine Temmuz ayı geçti, Ağustos ayı içindeyiz ama Yunan gazeteleri her yıl olduğu gibi bu konuyu ısıtarak gündeme getirmeye başladılar. Malum 20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan bir Kıbrıs Barış Harekatımız var. Hava kuvvetleri çok aktif rol oynuyor bu operasyonda ve Ege'de yaşanan bir dogfight var. Bu nasıl gelişiyor? Öncelikle bu olayı neden bir Ege'de dogfight var, bunu konuşmak istiyorum. Bir de tabii o yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a garantör devletiz, Türkiye hukuki hakları çerçevesinde oraya bir operasyon yapıyor. Ve Yunanistan'dan bir beklenti, bir saldırı beklentisi içerisinde. İstersen ne oldu Ege'de, bununla başlayalım. Tabii bizim 20 Temmuz 1974'te harekat başladığı zaman batıdaki filolarımız hava savunma rolündeydi çoğu. Ve Yunanistan'dan karşı gelebilecek bir taarruza veya bir şeye karşı hava savunma rolünde onlar da kalkış yaptılar. Bu Ege'deki dogfight aslında onların birazcık bizi kışkırtması sonucu oldu. Elektronik karıştırma uçaklarını göndererek bizim özellikle Çanakkale ve civardaki birkaç radarımızı karıştırıp gayri faal yapmak için teşebbüste bulunduklarında bizim de hava savunma uçaklarımız scramble yapıp onları önlemiş. Dolayısıyla da böyle bir Ege üzerinde sıcak dakikalar, saatler yaşanmış. Bu haber işte Katimerini gazetesinde 9'unda galiba yayınlanmıştı. Yani bu bizim bildiğimiz aslında en az bir 15-20 yıllık bir hikaye. Yunanların çoğu dergisinde ve sosyal medyada, internet sitelerinde yayınlandı bu. Daha uzun versiyonları da var. Niye bir daha yayınlamışlar? Pek anlam veremedim. Çünkü ortada bir başarıları yok Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili. Bizim herhangi bir şeyimizi önleyememişler. Harekatı, gidişatını etkileyecek herhangi bir şeyleri yok. Bir başarıları yok. Sen de yazmıştın. Bir komando harekatı yapmaya kalkıştılar Noratlas uçaklarıyla. Kendi uçaklarını düşürdüler. Onun dışında bir şey olamadığı için, yapmadıkları için böyle hayali dogfightlar, yok işte iki Türk uçağını düşürmeler, bu hikayeleri herhalde temcit pilavı gibi her yıl böyle çıkarıyorlar. Kendi ve şeylerinin, ne derler, okuyucularının gazını almak için midir nedir anlamadım yani. Zaten bu Yunanların huyu da malum, yıllardır devam ediyor. Olmamış şeyleri olmuş göstermek veya bizim haklı, hukuk açısından haklı olduğumuz konularda da kendilerinin öne çıkarmak gibi bir sürü şeyleri var. Ben tekrar senin de belirttiğin gibi Albatros tipi bir karıştırma uçakları var. Çanakkale radarına karıştırma yapmak üzere o bölgede uçuyor. Ve de şöyle bir hava üslerini izleyicilerimiz aklına getirsin. Bandırma, Balıkesir özellikle Ege tarafına bakıyor. O yıllarda Bandırma'da F-5'ler var. Ve de Balıkesir'de sanıyorum Ankara Mürtet'ten intikal etmiş F-102 filosu var. Bir filo da RF-5 var. F-102 tabii Türk Hava Kuvvetleri tarihinin envanterimize girmiş delta kanatlı
tek jet uçağımız. Başka da bir delta kanatlı uçak girmedi. Sen de kitabını yazdın. Çok iyi de tanıyorsun. Benden kat be kat daha iyi tanıyorsun. Bu F-12 filosunun tam görevi nedir orada? F-12'leri acilen hemen bölgeye intikal ettiriyorlar. Bir yarım filoyu da Eskişehir'e intikal ettiriyorlar. Ne olur ne olmaz diye. Filonun diğer yarı kalanında Mürtet'te beklemeye devam ediyor. Amaç F-12'ler elimizdeki tek hava önleme uçağı o yıllarda. Başarılı ve kendi radarları olduğu için hemen batıdaki en yakın Balıkesir Hava Üssü'ne bir gece içinde komple bütün filo neredeyse peyderpey aslında gidiyor. Çünkü İtalya'da bir 6 uçak varmış. Onlar ertesi gün katılıyor falan ve gelir gelmez de hemen Ege üzerinde devre uçuşuna başlıyorlar. İstersen ben şu Yunanların bir iddiasını irdeleyeyim. Bu gazetede çıkan emekli Thomas Skabardonis'in anılarında işte nasıl kalktıklarını, nasıl bölgeye gittiklerini falan bahsetmiş ama bundan öncesinde herhangi bir şey anlatmamış. Yani işte scramble verildi ve 2 F-5 kalktık diyor. Peki niye scramble verildi? Niye sizi bölgeye gönderdiler? Türk uçakları herhangi bir sınır ihlali yapmamış ki. Burada anlatmadığı Yunan Albatros uçağı o sırada bizim radarlarımızı karıştırıyor. Ve bizim o sırada da havada olan iki tane F-12'miz bu Albatros'a sıkıştırıp üzerinde paten kuruyor. Albatros da bir şekilde kendi şeylerine ulaşıp yardım istiyor. Bu yardım istemesi üzerine bölgeye iki tane Yunan F-5'i gönderiyorlar. Şimdi pilotun anılarında ayrıntılı olarak anlatmış işte kaç bin feet'e çıktıklarını, nereye döndüklerini, ne tarafa yöneltildiklerini ve gider girmez de hemen bizim Türkiye F-12'lerini gördüğünü söylemiş. Anlatmış bir şeyler. Bazı şeyleri benim pek kafam almadı. İşte kalkışta telsiz arızası varmış. İki numara lideri bunun daha üst rütbeli. O sen öne geç demiş. Daha sonra kendisiyle yere indikten sonra görüştüğünde lider demiş ki ben işte seni yüksek bir irtifadan takip ediyordum. O sırada Türk uçakları sana havadanına füze attı, vuramadı. Bunun üzerine ben hemen bir Sinewinder füzesi attım. Benimki de tam ısınmamıştı kafası. İlkini kaçırdım, ikincisi vurdu. İlk F-12 denize düştü. İkincisini de kovaladım. İşte Atina'ya yakınlarına kadar kovalamış güya. O uçak da geri dönmüş. Karayoluna iniş yapmış. Kırım geçirmiş, pilotu da ölmüş. Yani bunları anlatmış kendine göre. Şimdi sen de biliyorsun beraber ziyaret ettik bir olayın kahramanlarından birini. Adamcağız yaşıyor. Yani herhangi bir bizim pilotlarımızdan kayıp veya düşen yok. Vasıf Sayın, emekli albay Vasıf Sayın. Beraber gittik, röportaj yaptık onunla, görüştük biliyorsun. Sonra ben onu anılarını benim kitaba koydum. Olayın esas baş kahramanı Sıtkı Onur da uzun yıllar hava kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda uçtu. Sonra emekli oldu. Foça'ya yerleşti. Ben bu kitap için onunla çok görüşmek istiyordum. Bu olayın birinci elden tanığı. Ona soracağım sorular vardı. Bir yıl peşinde koştum. Fakat o sıralar cilt kanseriyle uğraştığı için kendisiyle görüşemedik ve en sonunda da vefat etti. Kitaba alamadım onu. Dolayısıyla Yunanların iddia ettiği gibi bizim herhangi bir iki tane birden F-12'mizin düşmesi, iki pilotumuzun ölmesi böyle bir şey yok. Herhangi bir kayıtlarımızda veya bir başka bir görgü tanıklarına göre böyle bir şey olmamış. Olayın kahramanları o gün havada olan bütün F-12 pilotları gelmiş, inmiş. Doğrudur, Vasıf Sayın gyro arızası yüzünden Atina'ya kadar gidiyor. Sonra geri geliyor. Yakıtı bittiği için Söke Karayolu'na mecbur iniş yapıp uçağından canlı bir şekilde çıkıyor. O sırada havada iki uçak daha var. Davut İrfan Gürgür komutanımızın uçağı mesela. O bütün olayları görüyor. O Albatros'u ilk sıkıştıran ve üzerine paten kuran o. Beraber Sıtkı Onur'la Balıkesir'e iniş yaptığını
İndiklerinde Sıtkı Onur'un tulumunun sırılsıklam olduğunu ve Sıtkı Onur'un çok aşırı bir heyecanla olayı anlattığını benimle paylaştı. Bir numaralı görgü tanığı Davut İrfan Gürgür, ki o da yaşıyor hala. Bazı teknisyenler var. Mesela F-102'nin altına eğildiklerinde AIM-4 füzelerinin yerinde olmadığını görüyorlar. Sıtkı Onur füzelerini ateşlemiş. Onun iddiasına göre de bir Yunan F-5'ini vurduğunu söylüyor Sıtkı Onur. Dolayısıyla bizim taramızdan Yunanların iddiasını çürütecek en önemli iki kanıt var. Onlar da pilotlarımızın sağ olması, o gün herhangi bir uçak kaybetmemiş olmamız. Harekattaki tek F-102 kaybımız, kitabımda ayrıntılı anlattım, İbrahim Üsteğmen İbrahim Çınar'ın bir sabaha karşı verilen vertigoda, aşırı scramble'da aşırı yorgunluktan vertigo olup kalkar kalkmaz düşmesi. Başka da bir F-102 kaybımız yok. Ben tabii burada izleyicilerimize şu bilgiyi vermek istiyorum. F-102 gerçekten çok çağının ötesinde bir uçak ve tabii ki birçok sistemi açısından da Türk Hava Kuvvetleri açısından ilk gece ve gündüz önleme yapabiliyor. Çok aktif bir radarı var. Gövde içinde hani bugün nasıl stealth uçakları tartışıyoruz. Gövde içinde M4 Falcon özel bir füzeyi taşıyor ve hedefine kilitlendiği zaman o kapaklar açılıyor. Füze ısıtılıyor önce. Isıtıldıktan sonra atışını gerçekleştiriyor ve gerçekten çok farklı bir uçak. Burada da tabii arkadaşlarımız, meraklılar görebilirler. Ama tabii ki hikayelerin aslı senin kitabında diyebiliriz. Yani Evet. açıkçası Yunanların yine karşılıklı böyle bir dayanıksız atmalarıyla karşı karşıyayız gözüken bu. Peki, şimdi iki tarafında değişik yaklaşımı var. Beraber Vasıf Sayın'ın evine gidip kendisinin anılarını dinledik. Burada F-5'in attığı GAR-8 füzesi var. Bizim F-102'lerin attığı M4 Falcon. İki tarafın çok ciddi bir iki NATO ülkesi bu operasyonda Ege'de aslında karşı karşıya geliyor. Gerçekten çok heyecanlı ve stres yüklü dakikalar. Belki de iki taraf birbirine füze attı. Fakat bir isabet kaydedemedi belki de. Çünkü şey gibi düşünmesin izleyicilerimiz. Hani kitledik, attık füzeyi. Atılan her füze vuruyor diye bir şey yok. Bunlar tabii o yılın, nereden baksanın 47 yıl önceki tarihin çok daha eski teknolojileri. Bunlar çok da kolay olmadıklarını ifade etmemizde sanıyorum fayda var. Tabii şimdi bu bahsettiğimiz AIM-9 GAR-8 füzesi o zamanlarki modeli B modeli F-5'lerde. Yani Yunanlarda da var, bizde de var. Bu o kadar güvenilir bir füze değil. Teknolojisi o yıllara ait bir füze. Ve ilkinde de hakikaten Yunanlı pilot attığını ve vuramadığını söylüyor. Başlığının tam ısınmadığını, ısıya takip şey yapamadığını söylüyor. Tabii F-102'nin egzozundan çıkan sıcaklık acaba o zamanki şeyde kitlemede nasıldı, nasıl vuramadı onları bilemiyoruz. İkincisini attığını ve vurduğunu söylüyor. Uçağın da patlayarak denize düştüğünü söylüyor. Sıtkı Onur'un attığı füzelerse 3 tane radar güdümlü, 3 tane de ısı güdümlü AIM-4. AIM-9'dan daha da beter, daha eski füzeler. Vuruş olasılığı yani çok daha şey. Bir de kalkışta hem Vasıf Sayın hem de Sıtkı Onur'un uçaklarının da radarları arıza yapmış. İkisinin de. Dolayısıyla Sıtkı Onur vuruşunu radar kilidi olmadan optik bir sistem var F-102'nin kokpitinde. Onunla yapmış ve salvo atmış. Üçerli eğer yani görgü tanıklarının anlattığına göre üçerli füze at. Tabii şimdi onlar da gidip vurdu mu? Vurduysa Yunan pilot eject edemedi mi? Etmediyse Yunanlar bunu başarılı bir şekilde örtbas mı etti? Veya bu yıla kadar bunca yıl nasıl gizli kaldı? Bunlar da soru işareti. Fakat şöyle bir şey var. Ben kitabımda bu işi çok daha fazla araştırmak için radar operatörleriyle görüştüm. Bizim Türkiye'deki o sırada radarlarda görev yapan iki tanesini buldum. Hatta isimlerini de vereyim. Gerçi bütün detaylar benim kitabımda var ama Hava Kontrol Binbaşı Uğur İçduygu ve Hava Kontrol Albay Lütfi Eriş
iki ayrı radar mevzi komutanlığında görevliyken bu olayı bilfiil görmüşler. Yani tek tek radar izlerini, bizim uçakların bölgeye gidişini, karşılıklı dogfight yapılmasını ve radar izinden şeye göre Yunan tarafından iki iz geliyor, bir tanesi geri dönüyor. Bu çok önemli. Yani bu kayıtlara geçmiş, skoplarda görülmüş ve rapor edilmiş hava kuvvetlerine de. Sitkonur indikten sonra da arayıp bu radar operatörleri ne teşekkür etmiş yardımları için. Ortak bir çalışma yapmışlar sonuçta. Şimdi Yunanlıların elinde böyle bir şey yok. Ben bir yerde okumadım, görmedim. Bir radar operatörlerinin kaydı veya bir gun kamera kaydı. Yani bunları bulup çıkarırlarsa iki F-102'nin hakikaten böyle denize çakılması, biri karayoluna inmişti, pilot ölmüş falan. Bunları böyle birazcık pilotların anlattığı şekilde yansıtmaları, bir de her yıl dayanaksız bir şekilde yapmaları benim aklıma şey getiriyor. Yani ellerinde hiçbir şey yok. Barış harekatında hiçbir başarıları yok. İşte iki tane Türk uçağını düşürdük diye her yıl şey yapıyorlar. Propaganda yapıyorlar. Ben biraz hazır seni bulmuşken F-100'lerle de ilgili araştırmam var. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'na baktığımız zaman hani belki toprak parçası olarak ufak görebilir izleyicilerimiz ama dehşet bir hava kuvvetleri, kara havacılık, deniz havacılık gibi muazzam bir operasyon var. Gerçekten çok zorlu bir operasyon var. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-100 ve F-104 filoları başrolde diyelim burada. Önleme yapan F-5'lerimiz var, F-102 uçaklarımız var daha batı ağırlıklı olarak. Bir taraftan da belki Yunanistan'la Kıbrıs'ı çok yakın görebilir izleyicilerimiz ama en yakın noktası Yunanistan'ın Girit Adası. O dönemlerde de yanlış hatırlamıyorsam Girit'ten kalkan bir savaş uçağı Kıbrıs'ın üzerine, adanın üzerine ulaşabiliyor ama geri dönemiyor. Geri dönemiyor. Menzil açısından yetemiyor. Bu yüzden de Yunanlıların oraya savaş uçağı gönderememelerinden kaynaklı da bayağı bir kuyruk acıları mevcut. Zaten gelse de herhalde gerekli karşılığı Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs semalarında verirdi diye düşünüyorum. Burada iki teşebbüsleri olmuş. Birincisi galiba Girit'ten ki F-84F filosuna bomba yüklemişler. İkişer tane 750'lik bomba. Bunlar gidelim bir şekilde çıkarma yapan Türk birliklerine bombalarımızı atalım. Sonra bir Arap ülkesine sığınalım, inelim bir şekilde demişler. Böyle bir plan yapılmış. Bunu okudum. Bir de Yunanlar o zaman F-4E'lerini teslim almıştı. Fakat harbe hazır değillerdi daha. Pilotları da Amerika'da eğitilmişti. Bunlar da sanırım Rodos'taydı üstü. Orada da bir 4 tane F-4'e ne olursa olsun bombaları yükleyip müdahale edin diye, daha doğrusu pilotlar ve oradaki filo komutanı falan çok ısrar etmiş tepedeki hava kuvvetlerine ve komutanlarına. Biz hazırız, gideriz, vururuz Türkleri, en azından canlarını yakarız diye. Çünkü galiba F-4'lerin menzili yetiyor, tam şimdi bakmak lazım. Fakat Türk-Yunan Savaşı'nı başlatmayı göze alamadıkları için bunu da yapmamışlar. Dolayısıyla adadaki hava hakimiyeti tamamen bize ait. Antalya'daki F-5 filosu kep görevi yapmış sürekli. Herhangi bir tehdit olmadığı için daha sonra hava yer görevi de yapmışlar. Ama harekatın bel kemiği bizim F-100 filolarımız. Onların çok büyük katkısıyla bu harekat yapılmış. Bazı izleyicilerimizin aklına gelebilir, bizim F-4'lerimiz yok muydu diye. Kuşkusuz sen daha iyi biliyorsun ama Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk F-4'lerin verilmesi, ben yanlış hatırlamıyorsam, 30 Ağustos 1974 ki birinci harekat 20 Temmuz'da başlıyor. Arkasından Ağustos ayının hemen başında ikinci harekat yapılıyor. İkinci harekat da tamamlanıyor. Sonrasında Türkiye'ye o F-4'ler geliyor. Hatta bayağı bir pilotumuz da Amerika'da eğitimde diye biliyorum. Evet, bizim F-4'lerimizin siparişi verilmişti, parası ödenmişti. Fabrikadan da çıkış yapılacak, teslim yapılacaktı.
dediğin gibi harekattan sonra şu anda tarihini hatırlamıyorum. O uçaklar geldi, teslim edildi. Ambargoya takılmadı. Amerikan ambargosu geldi biliyorsun. 1975'te galiba o ambargoyu yaptılar. Ondan önce bizim F-4'lerimizin gelmiş olması lazım. Yani geldiler de tam şimdi tarihini hatırlayamıyorum. Artık tarihleri ve şeyleri ezbere söyleyemiyor hale geldik. Evet. Senle birlikte tekrar hem bir havacılık tarihimizin çok önemli bir noktasını anlatmış olduk. Biliyorsun bizim çok sayıda izleyicimiz de Yunanistan'dan çok merakla da izliyorlar. Bakalım onlar ne yazacaklar, nasıl bir yansıma olacak? Ben de merakla bekliyorum. Biz kaynaklı konuşuyoruz. Evet. Levent'in yazdığı hem F-100 kitapları iki cilt halinde yayınlandı. Sonrasında F-102 kitapları gerçekten bu iki kitap bir uçak modelini tanıtmanın yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'ne ve havacılık tarihimize de çok önemli bir ışık tutuyor. Bu açıdan da edinmemiş arkadaşlarımız varsa merakla almalarını ben bulabilirlerse tabii ki az sayıda belki kalmıştır ama ben tavsiye ediyorum arkadaşlara. Levent çok teşekkürler katkıların için. Seninle Ben birlikte teşekkür bir ederim. bilinmeyen noktaya beraber ışık tutmaya çalıştık. Umarım başka bir konuda tekrar bir araya geliriz ama Yunanlardan önce başka bir konu bulsak daha iyi olur gibime geliyor. Çok teşekkürler. İyi akşamlar Evet, diliyorum. yani bahsettiğin Yunanlı izleyici arkadaşlara bir şekilde benim bu kitabıma ulaşmalarını tavsiye ederim. Bu İngilizce de aynı zamanda. Okusunlar bizim pilotlarımızın ağzından. Trafik diyorum. Radar operatörlerimizin Radar operatörlerin. onların kayıtlarını okusunlar. Kafalarında bir resim oluşacaktır. Bir de kendilerine anlatılanlara baksınlar. Hala da iki tane Türk F-102'sini düşürdüklerini iddia ediyorlarsa ya bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kanıtlasınlar o zaman. Her sene böyle bizi yormasınlar yani. Biz ya elimizden gelen her şeyi yaptık, ortaya çıkardık. Ki ben hala diyorum Sıtkı Onur'la görüşemediğim için bu konu eksik kaldı. Diğer yaşayan bütün insanlardan, görgü tanıklarından bu olayın nasıl cereyan ettiğini öğrendik. Bir şekilde ortaya çıkardık. Top Yunanlar da, onlar da yapsınlar. Görelim bakalım. Çok teşekkürler. İyi Ben teşekkür akşamlar, iyi ederim. geceler. İyi akşamlar.